Bize kaldan herkese merhabalar, ben Seçkin Süngüç. Ben Salih Korkmaz. Ben Fize Altun. Ve bugün 2023 Oscar ödüllerindeki makyajları yorumlayacağız. Evet, bunu hep yapıyoruz zaten, biliyorsunuz. Çok da keyif alıyorum. Yabancı oldukları için de bayağı sallayacağım şu an. Biz bir kere yaptık mı Oscar? Yaptık. Bir kere yaptık galiba. Bir kere yaptık. Panten yaptık, Oscar yaptık. Hep ödül törenleri yaptık. Bir şeyler yaptık. Evet. Oscar'dayız yine. İzledin mi? Öncelikle onu soruyorum. İzlemedim. 12'de uyudum ben. Yani gece 4'te başladı. Full 4'ten sabah 7'ye kadar izledim biliyorsun ben. Anladım. Bütün Rihanna'sı, Lenny Kravitz'i, herkesi gördüm diyorsun. Hepsini, bütün şovları da izledim. Çok güzeldi bence. Okeydi. Ama ne kattı mesela sana? İlham verdi değil mi? Ne kattı derken, ben çok film izlemeyi sevdiğim için biliyorsun. Evet. O aday olan filmlerin de neredeyse çoğunu izlediğim için onların o yarışını ve sonucunu görmeyi hoşuma gidiyor yani. Seviyorum ben Oscar izlemeyi her sene. İlk saç makyajı. Oscar diye böyle taşlı tuşlu giyindik biz bu arada. Şıkır şıkır şöyle göstereyim dedim yani birazcık. Ve seviyoruz tabii Le Benjamin'i. Sağ olsun. Bir de yani böyle Selcan'cim, Zoher'cim dediler ki. Selcan'cım, Zoher. Madem Oscar sunacaksınız birazcık taşlı tuşlu olsun dedi. Gecenin ilk makyajı benim Oscar'da, ya bu Oscar'da en beğendiğim saç, makyaj ve kıyafetti bu arada. Allah Allah. Bir numaramdı benim. Daha da üstüne yoktu. Ben bir aynı de, fikirde değilim seninle. Bir de laflara bak. Çok sevdiğim bir make-up artist Kim? Yaptı Karan'ın makyajını. Hung Wango diye bir Vietnamlı bir make-up artist. Ben işlerini takip ediyorum. Aynı zamanda Selena Gomez'in de make-up artisti. Ben saçını, makyajını çok güzel buldum. Tam bir bence Oscar ödül törenine uygun bir makyaj. Çünkü elbisesinin rengiyle birazcık yorumlamış. Bir kırmızılık var, bir şey var ama aynı zamanda da yorgun göstermiyor kişiyi. Yani ben şöyle seninle katılmıyorum. Hı-hı. Şöyle fotoğrafı yakından baktığım zaman evet. Ben bu makyajın kızın güzelliğiyle kotarılmış olduğunu düşünüyorum. Çünkü hı-hı, göz içine kırmızı bir kalem sürülmüş, hı-hı, rastgele bir maskara sürülmüş kirpik diplerine. Hı-hı. Eyeliner'ı bence biraz düşük. Dudağının çerçevesi, dudağının neredeyse içinden çekilmiş. Yani büyütmek yerine küçültülmüş gibi. Yeterli bir kontür görmüyorum. Kaşlarını çok kalın buldum. Kirpik seçimini de sevmedim. Sadece kız güzel diyorum ben. Hiç katılmıyorum. Yani nesi etkiledi senin bu makyajı? Kız çok güzel. Ya ben şeyden bahsediyorum. Ay, burada. Kaş çizmiş. Birincisi, ya, nasıl eyeliner? Hiç öyle bir şey yok. Kız tamam çok güzel ama burada yapılmış bir şey var. Tertemiz. Bak, işte o da kızın şeyliğinden kotarıyor. Ama yani şimdi bize de kız güzel diye makyaj yaptığımız zaman mesela atıyorum. Böyle mi yapıyorsun sen eyeliner? Ben asla mesela böyle yapmıyorum ama ben demeye çalıştığım şey Oscar'da benim ödül töreninde en beğendiğim görüntüydü. Böyle bakınca yoksa, güzel. Böyle bakınca güzel ama çocuğun Instagram sayfasındaki şeyleri de çok güzel. Şahane bir teknik olduğunu söylemiyorum ben de ama genel olarak katılanlar arasında makyajını en beğendiğim insan benim Kara Delevin oldu. Ben bu makyajı, evet, bunu yani en beğendiğim en iyi makyaj demeni ben şaşırıyorum şu an sence. Başka çünkü en iyi makyaj görmedim ki, bir tek buna baktım. Bir de şeye baktım, Vanessa'nın makyajına vallahi falan yani baktım. Kaşları mesela saçına çok koyu. Ama bu kızın kaşları zaten koyu. Yani bir de öyle bir şey var. Göz altındaki şu dağıtım mesela. Yani şöyle söyleyeyim, baksana, teknik olarak genel olarak bakıyorum. Böyle bir far geçirmiş, hani o maskaranın birazdan belki kirpik dibine değmesi, belki biraz daha bir hat kirpiğin altında. Yani çok böyle bir bordo, bir far, gözün içi kanlı gibi. Benim en gibi beğenmediğim şey kirpiğin bütün olması ve çok yoğun olması. Onun dışında ben bu görüntüyü tertemiz olarak adlandırıyorum. Uzaktan baktığım haliyle kızın güzelliği sebebiyle genel görüntüsünü çok beğendim. Ama genel olarak şeye bakınca da diyorsun bunlar oluyor. Okey, Vanessa'ya bakalım şimdi. Vanessa Hudgens diye okunuyor herhalde, bilmiyorum. Kız kim ya? Ne kadar kötü bir makyaj. Çok daha kötü bir makyajmış bu arada bu. Bir kere bu kadar kuru bir cildiniz varsa zaten o highlight göz kenarlarında maalesef böyle gözüküyor. Çatır çatır o kaz ayakları kurumuş gibi duruyor. Bir de yani bilmiyorum, sanki göz pınarındaki o makyaj böyle atmış ve dağılmış gibi gözüküyor. Göz pınarına birikmiş, sanki Q-tips'i böyle bir temizlemek gerekiyor. Ben böyle özel gecelerde en fazla çekindiğim konudur. Göz altına bir şey sürmem. Ya da eyeliner'ı bu kadar şeye getirmem. Hı-hı. Bu arada kaş boyuna da dikkat etsem biraz bir tek uzun sanki. Ben ha? Severim ya kaş uzun ama yani bu makyaj birazcık yoğun ve koyu, şey koyu değil. Ne demek istiyorum? Nasıl anlatabilirim? Çok tek bir farı sürmüş, bırakmış gibi. Göz makyajında bir teknik bir şey yok. Ya hiçbir şey yok ama yani mesela kontürü, allığı, highlight'ı yanlış bir uygulama. Böyle bir şey görsem mesela, vallahi asistanım çok yapsa birazcık bozulurum. Saçı çok net, güzel duruyor. Tertemiz. Ama makyajı çok çala kalem yapılmış yani duruyor. Yani kirli bir makyaj gibi gözüküyor. Geçtik Nicole Kidman'a. Hiçbir şey belli olmuyor. Hiçbir şey gözükmüyor. Bunun da gözü hep kanlanır, kıyamam. Evet. Daha net bir fotoğrafını bulursak bakalım ama buradan çok yorumlayabileceğimiz bir şey görünmüyor. Yani Nicole güzel Kidman de görünmüyor çok makyajı. Makyajı evet öyle yani, bir makyaj baksana, makyaj değil. Evde kendi yapmış gibi duruyor. Evet, gerçekten niye öyle böyle yapıyorlar sence koskoca Oscar işte ödül töreninde? Bilmiyorum. Yani Nicole Kidman'ın başka bir fotoğrafını daha görmem lazım. Şu an
çok bir şey konuşamam. Sadece sevdiğim tek şey dudak rengi. Onun dışında birazcık fazla, evet beyaz tenli ama çok fazla beyazlık ve pudra kullanıyor. Bence böyle bir şeye gerek yok ama yani yaşının çok iyilerinden. İsmi neydi şeyin ya? Janelle Monáe. Janelle Monáe. Yani bak düzgün bir eyeliner bence. Altı birazcık şey problem geldi bana ama onun dışında şurası bence mı? Güzel. Evet yani güzel tertemiz bir makyaj gibi. Kaşına ne diyorsun? Biraz kalın ve çok mu? Biz bu doğal kaşı birazcık yanlış anlamaya başlıyoruz artık bence yıllar geçtikçe. Çünkü bu kadar doğal bırakacağın bir kaşa bu kadar böyle gölge gölge yaparsan iyice kalınlaştırıyorsun. Mesafe, evet çok mesafesi var bence olabilir ama yine de ben mesela bu kaşı böyle çizmez daha bir kaş sabunuyla tarayıp boş daha bırakırdım gibi geliyor. Gibi bırakmak isterim. Bir de bir tık daha kontür yerdi yani ve bu yüz. Hiç kontursuz ve bence birazcık da allık gerekiyor. Evet. Oscar ödül töreninde hafif allık sürmeye korkuyorlar. Pembelik bir şeylik yani neyse o artık. Vallahi o... biz Türkler olarak daha iyi yapıyoruz ben sana söyleyeyim. Çok çala kalem bunlar. Ben güzelini yaparım bu makyajı. Bu eyeliner ne? Dudağına da yani kalem sürüp ortasına aydınlatıcı şey sürmüş, gloss sürmüş gibi. Ama bunun da bir daha degradesini vesairesini tabii, daha yani iyi isterdim. Yani çok rastgele. SZA'yı görmedik mi? Bir dudak yapmışlar. Mesela, aman Allah'ım. O mesela, ne öyle? Evet sıra zaman geldi. Janelle'de geçirdik. Ama kimdi bu? McDowell. Andy McDowell. Andy McDowell'ın... Yaşlanmış çok. Bu kadar yaşlı gözle de bu kadar renk, parlak pigment vesaire işte daha da olduğundan kırışık ve yaşlı gösterir insanı. Bravo. Yani kaz ayakları zaten çok fazla kırışmış. Göz kapağında da zaten kapak kalmamış kadında. Kaşı inmiş aşağı. Yani bu makyaj daha da kötü göstermiş bence kadını. Yani dümdüz boş bir makyaj yapılsaydı belki daha fresh dururdu kadın. Pozundan da alakalı. Pozuyla da alakalı ama bence şöyle bir şey söyleyeyim zaten. Oscar ödül töreninde bu kadın bu kadar zarif ve siyah bir elbise giymişken makyajında bu kadar iddialı bir renge gitmek benim için mesela kötü olurdu. Ben böyle bir şey tercih etmezdim. Göz kapağı düşük olan kadınların eyeliner çekmemesi gibi bir kural yok ama ben bunun yerinde olsam gerçekten tek tek kirpik takıp bir yarım eyeliner, tertemiz tek bir yarım eyeliner takıp belki biraz daha uzatıp yine böyle çizgili olan bir ciltte yani ince çizgiler, kırışıklık çizgileri olur işte kaz ayakları olur. Bu kadar yoğun ürün sürünce işte içine giriyor. Orada çok az kullanmak gerekiyor. Sadece sevdiğim şey dudağının rengi oldu. Ya da böyle bir şey yapıyorsan da kıpkırmızı mat bir üstür. Kirpik mesela, tak tek tek. Geçmiş olsun. Bitti hoş gitti. Hoş da kadındır aslında. Çok. Çok böyle da severim bir... Rihanna. Rihanna. Kraliçe. Bakayım. Hiçbir şey diyemem. Hiçbir şey diyemem. Çok güzel görünüyor. Kontürü, allığı, dudak seçimi, ne o kıpkırmızı biraz bordoluk da var içinde. Bu yeni ruju zaten. Millet deliriyor. Kendi yeni ruju. Kaşı biraz ince geldi bana. Ama yine de işte onu kalınlaştırmamış. Kötü değil olmuş. Ama bir alttan bir sıra daha kalınlaşsa güzel bir olurmuş. Bir tık alttan ha. Böyle bir kesik uçlu fırçaya böyle tık 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 doldurulsaydı müthiş olurdu. Baksana. Yoksa eyeliner'ı, kirpiği bilmem her şey çok saçı da çok güzel. Rihanna. Rihanna. Ne diyeceğim bir daha şey olursa uçak biletimi alsan gelir yaparım. Benim favori kadınım ya. Yani bir kere kötü makyajı görmedim ben bu kadını. Görmedim yani. Bak şimdi görmüş olabilirsin. Sadece göz altı çok çizgi toplanmış. Eyeliner'ın bitimi, şey kirpiğinin havada kalışı ve eyeliner'la şuranın kapatılmaması. Evet o şu an bir anda sinir yaşattı bana. Ve böyle bir engebe var kirpikte. Böyle hakkıyla oluyor, oturmamış. Sağ mı oluyor? Sol. Sağ gözünde. Görüyor musun? Kirpiği taktıktan sonra yarım kalıyor ve bu boşluğu doldurmadığınız zaman waterproof bir kalemle orası çok makyaj tamamlanmamış demiyorum gibi duruyor. Demiyorum ki kalın eyelinerla bitir öyle. Çok iyi anladım. İncecik doldur. Hollywood eyelineri içini doldur tık 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 ben yap bitsin gitsin. Kirpiğin devamı gibi göreyim yeter. Çok yoksa orada bir his, eyeliner hissi görmek istemiyorum. Vallahi doğru söyledin. Dudağı da bence güzel çizilmemiş. Güzel çizilmemiş ama bu kadına makyaj çok yakışıyor çok, ya kadın, baksana. Yani. Gözlerine bak mücevher gibi. Çok sadece güzel. Concealer çok kalın sürmüşsün ve eline make-up artisti kimse. Kaşı fena değil. Nasıl imza şey yapmadı, alkışlamadı kadın şeyde. Bu bozulan kadın. Bozulan kadın bu bozulan şey kazandı diye. Bozulan kadının makyajını bakayım ne yapmış o. En iyi yardımcı kadın oyuncu özelliği. Adayıydı. Arkadaşlar bu makyajlar bu gerçekten pembenin... kötü ya. Niye böyle yaptınız bunları? Bir şey diyeceğim ben böyle bir makyaj yapsam yemin ederim bu ne. Bir de 10 bin dolar para alıyorlar biliyorsun bu makyajlara. Pes pembe bir farı sürüp hiçbir şey yapmamış. Bir de eyeliner sürmüş. Bir de üstüne pembe ruj sürmüş. Ve lila giymiş. Çok monokrom bir şey olmuş bu arada. Yani kötü bir uygulama arkadaşlar. Bu tek renk far gibi duruyor. Bir kontür yok, bir şey yok. Yani kadın çok hatsız güzel ve duruyor. Gülüşü, enerjisi, aurası müthiş. Sadece havası değiştirmiş. Bu arada alkışlamadığı için de çok samimi buldum. Kendisine saygılar, sevgiler diyorum. Oscar ödül töreninde en iyi kadın oyuncu ödülünü almış gel, bir kadın. Gel bir zoomlayayım seni bakayım nasıl almış. Yani yaşına çok uygun bir çok, makyaj ama bence. Ama bence böyle na tamam bir makyaj bu bence. Ne çektiğimi bir ben bir Allah biliyor. Bir boku beğenmeyelim ama. Ama bak şey, bak yabancılar olunca nasıl hemen işkembe. Boku beğenmeyelim. Ama bir eksiklik hissetmiyor musun yani o saçı, o elbisesi?
yüzünde bir şey var, eksik bir şey var yani. Çok natural oluyorlar. İşte kirpik dibinin altının boşluğu mu onu bana yansıtıyor ya da hiç neredeyse far sürülmemiş oluşumu. Bu arada artık kontür yapmalar çok fazla, farkında mısın kırmızı halıda? Kötü değil ama bir şeyler eksik. Bir renksiz geldi bize. Zaten bir de beyaz giymişsin Michelle'cim yani. Koskoca kadınsın. Şimdi bunu ben mi sana anlatayım sana? Beyaz giymişsin, söz oldu işte bak. Kim çok bu? Severim. Marilyn Monroe oynayan kız. Ha, Ana de Armas. Aynen. Bakayım, çok anlamıyorum makyajını ama. Benim şey daha sürdüğüm farı sürmüşler gibi bir şey. Güzel parlak bir farz var. Arkadaşlar bir dahaki Oscar ödül töreninde bizi çağırın. Bak bakalım aynen, ne oluyor. Aynen neler oluyor görün. Ne kötü bir kirpik şeyi bu seçime. Bence ipek kirpik gibi gözüküyor. Evet. Ve ama eyeliner'a gel. Eyeliner böyle. Çengel. Böyle olmuş. Fıçıv olmuş eyeliner'ı. Ben böyle bir hayatımda eyeliner görmedim. Rezalet. Rezalet yani resmen çengel ötesi bir eyeliner. Bir teknik var gibi geliyor. Bu neyin şey tekniği? Yapmak istemiyorum. Kirpiğin devamından böyle yukarı kaldırmışlar gibi gözünü. Ama ben olsam bir eyeliner sever bir make-up artist olarak söylüyorum. Yandan böyle şöyle bir eyeliner çekerdim. Gözü o küçülmüş. Kirpikleri o bilmiyorum kendi kirpiğimi ama çok tatlıymış. Baksana çok güzelliğine. Güzel kız da yani. Allık sürün azıcık. Ne olur allık sürün. Çok böyle sonbahar makyajı ve çok kahverengi duruyor. Dudağı gözü vesairesi. Yoksa çok pis ya da kötü bir makyaj değil belki. Ama çok solgun değil mi? Teknik olarak gerçekten herhangi bir Türk make-up artisten daha kötü teknikleri var. Ben mesela bence buna çok de şaşırıyorum. Mesela yakınlaştırdığım fotoğrafta kaşın altında bir boşluk var. Koskoca Oscar ödül töreninde böyle bir şey yapılmasını ben kabul etmiyorum. Etmiyorum. Bu kadar basit. Yani güzel bir makyaj. Ben tamamen farklı bir şey yapardım. Birazcık allık sürerdim. Gözünün üstünde bu kadar fazla parlak sürdüğü zaman kırışıklıklar daha fazla belli oluyor. Kırışıklığınız varsa böyle altlara çok gelmeyin. Parlak far, tek renk diye kaşlarınızın altına kadar gelmeyin. O ince kırışıklıkları çok fazla gösteriyor. Bunları yapmayın. Bir dakika. Florence Pugh. Pugh mu Pug diye mi okunuyor bilmiyorum. Bak bunun da bir eyeliner'ında bir... Bir garip kaşın kaşını almamışlar. Kaşın altını nasıl almazsın Oscar'a giderken? Almaz. Bize ne? Boş ver. Ama yani daha güzel olmaz mıydı? Şuraya baksana kıl çıkmış. Yani bence kaşın çıkış noktasından bir şey yapıp daha düz bir kaş yapmaya çalışmışlar ama altındaki kaşlar belli oluyor. Alırsın şunu. Onu bir almak şart. Yani lazımdı güzel bir görüntü için. Yani yoksa benim ne için yapıyorsanız yapın tabii. Evde kendi yapmış kadar bir makyaj bu. Burnumun güzel görünüyor. Highlighter'da bir tık fazla sanki. Buraya çok highlight sürmen olur mu? Ucunda çok böyle güzel oluyor. Saçı güzelmiş bayağı. Saçı çok iyi yapmış bu arada. Lady Gaga aman. Lady Gaga koş. Pis durmuyor mu makyaj? Pis duruyor. Yani kirli makyaj deriz ya hani. Avantgard makyaj deyince akla gelen ilk isimlerden bence Lady Gaga ki yani kliplerinden falan görüyoruz müthiş gözüküyor ama burada özür dileyerek söylüyorum kötü bir iş var. Kötü. Lady Gaga nasıl böyle bir şey yapar mesela? Evet. Gerçekten aklım almıyor. Bu göz makyajı hiç temiz değil. Gayet kirli, göz altları kötü. Akmış gibi duruyor. Göz pınarlarına giden taraflar özellikle daha da kirlenerek gidiyor. İşte özel Parın günlerde natural şey değil, değil homojen uçuş değil. Uçuş bir dağılma yok. Allık buraya yapışmış gibi. Kontrol yani yok zaten. Biraz hiç. 80'ler makyajı olmuş ama belki de 80'lerin konsept olarak aldılar ama yine de tertemiz uygulanması gerekiyordu. Sol kaşı daha kalın çizilmiş bence. Jamie Lee Curtis. Cemile'cim yaşıyla uygun bir makyaj ama evet. Yine dediğim gibi teknik olarak maalesef bazı problemler var. Tertemiz makyaj yapmıyorsunuz. Bak Hollywood. Beni ayağınıza getirmeyin ki Nisan'da geliyorum. Elinizi ayağınızı kaydırtmayın. Yani işinizi aldırtmayın bize şimdi. Yani geleceğim makyaj çantamla yemin ediyorum ondan sonra kala kalacaksınız. Yine çok bir güzel gözüküyor bütün olarak ama o işte smokey'de çok güzel akması gerekiyor. Burada böyle löpçük gibi kalmaması lazım. Cate Blanchett. Çok güzel gözüküyordu. Tar filmiyle en iyi kadın oyuncu. Bence o almalıydı. Ben de onu almasını Everything istiyorum. Bilmem neyi çok abarttılar. Çok abarttılar. Yani, Everything tamam, her şey. Netflix'te çok güzel eğlendiğim bir şeydi. Eyvallah kurguyu burguyu alın da yani 10 tane ödül birden değildi. Bu Oscar'da var bir şey. Mesela Tar'ı izledin bilmiyorum. Şahane bir performansı vardı Cate Blanchett'in. Nasıl yapması bir tane, zaten. Filarmoni orkestrası şefi. O, ama nasıl bir oynamak artık. Döktürmek değil mi artık? Nasıl bir oynamak yani hani oynamamış yaşamış. Ben stilini çok beğeniyorum ve buradaki makyajı yine göz düşüklüğünden dolayı birazcık teknik olarak bence zayıf ama yapacak bir şey yok. Bu kadın çok güzel gözüküyor. Kiminin işte ne kadar kötü makyaj yaparsan da yap ışığı etkiliyor kendi yani. Kendi ışıkları çok güzel oldu. Bu arada konuk için olarak gelecek sağ olsun konuştuk dermişim. Evet çok yakında düşün. Bekleyin. Michelle Williams'da Fabian Mansell biliyorsun en iyi kadın oyuncu ödülüne adaydı kendisi. Ne oldu?
Hiçbir şey olmadı. Film hiç ödül alamadı. Yazık. Ki güzel bir Steven Spielberg filmiydi bu yazık, arada. Yazık. Yani buradaki makyajının, dudağının rengi birazcık bana şey geliyor, fazla geliyor ama yine mesela gözler düşük, eyvallah, sizi çok iyi anlıyorum, tamam. Make-up artist olarak zor bir göz şekli. Ama yani aşağıda daha düşürmezsin be kardeşim o gözü. Yani şöyle bir şey yapmazsın gibi geliyor. Dudağının rengi güzel. O kadar. Bir de cildi çok güzel seçimi. Zaten. Kaşı çok uzatacaksanız yani böyle o birazcık üzgün bir görüntü veriyor. Böyle böyle oluyorsunuz. Emily Blunt. Ha, Emily Blunt. Çok, çok güzeldi. Çok beğeniyorum. Makyajı da çok güzel. Hiçbir şey diyemem. Smokies çok güzel. Elbisesi çok güzelmiş. Mesela yani. Burada da düşük bir göz hakim ama evet. Gölgeyle onu böyle hop diye yukarı kaldırmışlar. Farkındasınız siz de. Kaşları sanki eşit değil gibi geldi ama tam da bilemedim. Bu daha böyle yuvarlak, bu daha kavisli gibi bir... Bir hani belki kavisi vardır ama alttan işte bu kadar doldurunca da bazen böyle, böyle şey gibi oluyor. Sperm gibi oluyor kaşın şekli. Öyle oluyor ama. Ya ben mesela böyle burada bir toparlak, böyle bir ince kaş sevmiyorum. Yapıyorsanız onu dümdüz yapın ya da doğal bırakın. Zoya Saldana. Sen çok seversin bu çok. Kadını. Ay geçen ne ağladım From Snatch'te izlerken. Allah'a içim çıktı artık o From çok Snatch. Çok duygusal bir çocuk. Çok. Zoya'yı da ayrı bir severim. Güzel. Birazcık allık olsaydı bu makyajda. Biraz makyaj olsaydı aslında. Evet, çok tertemiz gelmiş. Ben bir de bu Hollywood'un bu şeyin iki yüzlüğünü anlamıyorum. Hep bunu söylüyorum. Ne? Oscar ödül töreninde kendi yapmış gibi bir reklam kampanyası geliyor mosmor. E şimdi ne bu oldu? Ne perhiz, bu ne lanet turşusu. Bu kadar da makyajsız yani. Tamam makyaj yapmayabilirsiniz şey de az yani. Makyajın da güzel yansıtılacak bir hali var. Bu o değil. Gerçi şimdi ton sür ton çok moda ya. Her yerde tek şeyde, teknolojide, kıyafette, orada burada. Bu çok uyanmış bir makyaj bence. Yani, no make-up bu değil yani. Kızın ışıltısı yetti ama bence kız de bu değil. Güzel. Ben daha baş. Mesela sen ne yapardın bu kıza? Yani bir hafif bir ışıltı gelebilirdi gözüne. Dudağının rengi bir tık daha tatlı bir renk seçilebilirdi. Daha kontürünü artık ama demiyorum ki hot çok gibi anladım, kontür anladım. Çizilsin ya da bir güzel bir kirpik şey takılabilirdi tek tek. Aklıma bir şey geldi. Biz bir tane Oscar makyajı yapalım mı? Birini Oscar'a gönderiyormuş, makyaj yapalım. Bu kadar konuşuyoruz, bir de bizim tekniğimizi görsünler. Sanatçılar buradan Oscar makyajı isteyen varsa bize DM atsın diye. Yani çok güzel şeydi. Böyle konuşuyoruz, sallıyoruz ama hani şey olsun dedim. Ha Eva Longoria. Severim bu arada. Bu da hep böyle koyu koyu boyalı gözlerini. Bayılır. Yani iyi Oscar'a davet edildiğini öpsün Şükret, başına koysun. Şükret, Death Road Hazard'tan sonra işin mi vardı senin? Acaba adaylıkla... L'Oreal olmasa ne yapacaktın acaba? Aç kalacaktın falan. Eva Longoria için söylediklerine bak. Death Road Hazard'da ölüyorduk ama biliyorsun. Ben hala çok severim bu çok. Arada. Yani bu hep böyle koyu bir makyaj yapar. Bana biraz şey gelir bu. Demode bir makyaj stili gelir bu kadının yaptığı makyajlar evet. Genelde. Benim göz şeklime çok benziyor. Bir tanesi kısık, bir tanesi yüksek evet. Ve hani ben kendime makyaj yapsam böyle gözükür gibi geliyor. Çok da böyle rezil değil. Değil, temiz ama. Değil yani. Hani favorim asla bu değil. Olamaz. Ay Rooney Mara. Rooney Mara yani zaten. Beğeniyorum bu. Benim burada ne işim var diyor. Adaya da benziyor biraz ha. Köşk. O da daha güzel. O da daha güzel tabii de. Teninin renginden diyorsun evet. Ama. Yani o da çok bir Ronnie'cim böyle var. Hani çok keşke burada olmasaydım. Hani ben buraya niye geldim? Neden garip geldim dünyaya? Çok kötü makyaj yaparlar illa bu kadına da. Üstü başı çok güzeldi yani. Çok güzel kadın. Kadın çok güzel. Bir Rüya için Ağıt filminde beni mahveden bir insandı. Çok iyi bir oyuncudur bu arada gerçekten. Bir projede beraber dik falan dermişim ama ben aptal. Aptal. Biz yani sanıyorum. Bir şey allık diyemedim. Yok. Allık yok. Ben inanamıyorum. Allık bir tane allık paletiniz yok mu kardeşim ya? Verelim Salma Hayek. Salma Hayek'in makyajını kim yaptı? Kim? Makeup by Mario yaptı. Öyle makyaja mi? Makyaja bak. Yine patlıyorsunuz. 350 milyon euro para kazanmış sadece Makeup by Mario gerçekten koleksiyonundan. Mi? Yani yine İşte doğduğun yer dinleyecek. Coğrafyanın kaderindir işte gerçekten. Amerika'da olaydık. Aa. Neyse bitir artık. Oscar konuşacağımız tamam, mı var Allah yeter. Aşkına yeter. Ama hani, başka bir şeyler başka bir şey. Çok güzel. Hepiniz babaksınız, müthişsiniz. Hollywood'da verin 10 bin dolar, 20 bin dolar. Şey yapın. Yeter be. Vallahi billahi yeter. Salak. Ben kaçırmışımızdır diye gözden bakarım. Anasını babasından. Hollywood'da bile liyakat var anasını satayım. Kim de tanıdığı varsa onu çağırmış. Hep boş beleş insanlar. Neyse. Efendim bize kaldı Oscar makyaj yorumlarının daha sonuna geldik. Başka söylemek istediğiniz şeyler hani, daha var mı? Yurt dışına gideceğiz ya 20 gün falan boyunca. Bunlar böyle şey oldu hani çekmek için çektiğimiz video oldu dermişim. Yok yok Oscar'ı istiyordunuz bizden. Oscar'da yorumlayalım dedik. Bizim yorumlarımız böyle işimize biliyorsun, geliyorsa. Biliyorsun YouTube'da ya da işte televizyonda bir şey yorumlanacaksa makyajla ilgili. Herhalde senden benden de başka birileri yorumlarsa o işin tutmayacağı ya da o yorumların yani lüzumsuz olacağı bir gerçektir bu. Allah. Yani ya biz olmazsak başkaları.
İddialı aslan işte. Hiç böyle iddialarım yok ama Türkiye'deki ben, en iyi make-up artistlerden. Ben falan bir şey laf etmiyorum. Bir ben sürü. İşime tabii güveniyorum diyorsun. Arkadaşımız da var, bizden büyüklerimiz de var. Ben kendi etütümüzden bahsediyorum tabii. Buradan ve kendi stilimizden bahsediyorum. Evet. Bizim gibi YouTube'da var mı biri makyaj yorumlayan ya da makyaj yapan kaldı mı? Cevap vereyim mi? Ver. Yok. Yok. Bir taneyiz be. Vallahi sizi çok seviyoruz biliyorsunuz mu diye. Yani bazen de mütevazı olmamak gerekiyor. Doğru ne çünkü ne derler ne demişler. Bak çok güzel şimdi şey ha, gibi söyle. Sana şeyler var ya podcastler sana şimdi şey yapayım. Bir derler gün. Ya bir gün hayır şey derler ya böyle. Fazla mütevazılık. Fazlalık vasat adamdan nasihat dinlemeye getirirmiş ya. Ben o işe çok inanıyorum. Çok mütevazı olunca sizin ezik olduğunuzu zannediyorlar. Özellikle Türkiye'de. Mesela. Yani arada bir de söylemek gerekiyor ama bizim artık üslubumuzu biliyorsunuz. Geçen Tuana Tesla'yı aldık konu. Kakara kikir yapıyoruz. Bir tane yorum gelmiş biraz önce. Şimdi sinirden saçım başım yolacaktım. Bu kıza bu kadar kötü davranmanızın sebebi neydi? Kendinizden utanın demiş. Asıl sen kendinden utan bir kere her şeyden önce. Arkadaşlar 2 yıldır video çekiyoruz. Neredeyse 140 videomuz olacak neredeyse. Artık üslubumuzu çalsın sirenler çalsın. Sirenler çalıyor. Işıklar dönüyor. Tamam artık sıkıldım. Bizim artık üslubumuzu biliyorsunuz. Ne olursunuz beni abuk subuk üzmeyin. Bunu söyleyen bir kişi, üç kişi biliyorum ama böyle bir şey yok. Tuana'cığım sana da söz hakkı çıktı. Niye söz hakkı çok tatlı? Hiçbirine bir şey ayrılmadı. Biz olmadı çok, çok kötü davranmışız Tuana'ya. Kötü. Saçmalığa bak. Allah Allah. Böyle şey olabilir mi? Bazen böyle şey oluyor. Aramızda atışıyoruz ediyoruz falan. Bunu siz yanlış anlayabiliyorsunuz ama bizim gelen hiçbir konumuza terbiyesizlik yapma gibi bir durumumuz olmaz. Bir de yakın olmaz. Arkadaşımız gelince biz ekstra şımarıyoruz biliyorsun. Yani normalde bazı insanlarla sette burada da karşılaşıp ilk defa tanışıyoruz. Onlarla olduğumuz samimiyette ve large'lıkta, rahatlıkta olmuyor muhabbetimiz. Evet. Puan'a da onlardan biriydi. Seviyoruz evet. Arkadaşımız. Benim orada şeye falan yapmışlar sen şimdi bir dakika dur bilmem ne falan. Onların tamamının şaka olmadığını anlıyorsanız zaten artık bana kendimi açıklattırmayın diyorum. Aman. Çok teşekkür ediyoruz. Haftaya bambaşka bir konseptle gelebiliriz çünkü artık kafayı yedik. Her şey bize kaldı. Şarkı mı söylesek biraz da? Akustik de? Yapalım mı? Şurada bir tane bir şarkı söyleyelim. Ne diyorsunuz akustik yapalım mı? Fezi Bastık'la Fezi Bastık'la Seçkin, Zeynep Seçkin Bastık'la Fezi Altun olsun. Hakan Altun'un şeyi olsun. Ağlamak yok yüreğim. Sızlamak yok yüreğim. Hakan Altun ne yapayım? Oscar'la ilgili bir şarkı yok arabesk ki. Arabesk iyi oldu. Doğru. Aynen. Oscar'la ilgili şarkı var mı? Yok. Oscar'la ilgili şarkı yok. Dur falan mı yapayım? Video bitiyor. Hadi görüşürüz. Çok saçmaladık. Efendim, haftaya görüşmek üzere. Abone olmayı, yorum yapmayı, like bırakmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Belki haftaya yemek yaparız. Kimle? Stüdyomuz var mis gibi. Kalk be yeter. Hadi yeter. Vallahi şiştim. Hadi bay.